Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil evvelin vel ahirin. Velillahi darrul musannifi. Velillahi darrul musannifi. Bu arkadaşlar Arapçada bir tabirdir. Bir insanın medih için velillahi darruhu derler. Velillahi darruhu derler. Peki normalde eddarru süt demektir. Arablar sütte çok hayır, yani hayatlarının temel gıda maddesi süt olunca, yani fihi hayrun ketir, onda çok hayır vardır. Arablar der dendiği zaman, süt dendiği zaman bundan mecazen hayır kastederlerdi. Velillahi darrul musannifi. Musannifin başarısı, hayrı Allah'a ait. Ne demek Allah'a aittir? Yani bu sıradan bir insanın yapabileceği, bir kulun kendi kendine ortaya koyabileceği bir başarı değildir. Ancak bu Allah'a izafe edilir, Allah'ın lütuf ve keremidir. Bir adamı zemmedecekleri zaman la derra derruhu derler. Methedecekleri zaman da lillahi derruhu derler. La derra derruhu demek la kesure hayruhu, hayrı çok değildir manasında. Medihte de lillahi derruhu derler. Çünkü Araplar bir şeyi gözlerinde büyüttükleri zaman onu Allah'a nispet ederler. Yani başkası bunu yapamaz. Allah'ın eseridir, Allah'ın lütuf ve keremidir derler. Bazen buradaki lillahi derru'daki lam-ı taaccub manasında kullananlar veya iddia edenler de olur. Yani lillahi ne acayiptir, derrul musannifin, musannifin başarısı diye bu manada da kullanılan oluyor. Ve lillahi derrul musannifi, İbn-i Hacib'in efendim başarısı, hayrı ne kadar yücedir, Allah'a aittir, onun lütuf ve keremidir. Haythu eşara, işaret etti ila hududiha, kelimenin kısımlarının hadlerini işaret etti. Nerede işaret etti? Fî zımni delilil hasrı, hasır delilinin zımnında. Yani hasrın delilini anlatırken çaktırmadan ne yapmış oldu? Hudude işaret etmiş oldu. ثُمَّ نَبَّهَ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ وَقَدْ عُلِمَ بِذَٰلِكَ حَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا وَقَدْ عُلِمَ بِذَٰلِكَ حَدُّ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا diyerek ne yaptı? Tembih etti. Bakın burada çaktırmadan bir şey yerleştirdim. Görmediyseniz görün onu diyerek ikinci seviyedeki zeka sahiplerine mesaj verdi. ثُمَّ صَرَّحَ بِهَا فِي مَا بَعْدُ Sonra ileride de her birisinin ismin tarifini ayrı, fiilin tarifini ayrı, harfin tarifini her birisinin yeri geldikçe tarifini tasrihen beyan etmiştir. Binaen ala tefavuti meratibit tabai'i, insanların tabiatlerinin mütefavit olmalarına binaen, farklı farklı olmalarına binaen. Yani A, B, C kalite olarak ayırdığımız zaman süper, efendim A süper, ondan sonra süper, bir de süperin altı olarak düşündüğümüz zaman evvela hasır delilinin zımnında süperlere durumu anlatmış oldu. Fakat ulime ile beraber de ikinci seviyedekilere, bakın dikkat edin burada bunu görebilirsiniz dedi. Üçüncü seviyedekilere de ayrıca ne yapmıştır? Her birisinin tarifini yeri geldikçe yapmıştır. Bu musannifin üstün bir başarısıdır diyor. Mesela Nahif kitaplarına bakıldığı zaman böyle bir şey, böyle bir tertip bulmak biraz zordur. Şimdi arkadaşlar kelimenin tarifini yaptı. Efendim ve kelime ile ilgili malumatımızı artırmak için kısımlarını da bize saydı. Kelimenin kısımlarını da saydı. Şimdi bir kelime var, bir de kelam var. Sonuçta nahiv ilminin konusu kelime ve kelamdır. Doğru mu? Kelime ve kelamdır. Kelimeyi anlatınca sıra kelama gelmiştir. Kelam nahiv ilminde niye lazımdır? Mani ilminde farklı cihetlerden muhtezai hale mutabık midir, değil midir, o cihetten incelenir. Ama nahiv ilminde kelam, işte iratan mahalli var mıdır, yok mudur? Cümle-i suğra mıdır, cümle-i kübra mıdır? İnşai midir, ihbari midir? Bu cihetlerle baktığımız zaman iratan mahalli olan cümleler, olmayan cümleler diye kısımlara ayrılır. Dolayısıyla irat, mureplikle, mebnilikle alakası var mı kelamın? Vardır. Bu cihetle kelime ve kelamdır. Nahiv ilminin konusu kelimeyi anlatınca kelamı da anlatmış oluyor, tarifini yapıyor. El-kelamu fil-lugati. Lugat ilminde kelam nedir?
مَا يُتَكَلَّمُ بِهِ konuşulan şeydir. مَا يُتَكَلَّمُ بِهِ قَلِيلًا كَانَ اَوْ كَثِيرًا az olsun, çok olsun konuşulan her şeye ne denir? Lugatte kelam denir. وَفِي الصِّلَاحِ النُّحَاتِ nahivcilerin ıstılahında kelam nedir? مَا öyle bir şeydir ki تَضَمَّنَ تَزَمُّنْ اَتْتِ buradaki ma neden ibarettir? اَيْ لَفْلٌ تَضَمَّنَ arkadaşlar ma, ma-i mevsule olabilir, ma-i mevsufe olabilir değil mi? Yani ma tadamenedeki ma, ma-i mevsule, mevsufe olabilir. Bir ma'nın mevsule veya mevsufe olduğunu nasıl anlarız? Şimdi arkadaşlar eğer ma mevsule ise marife bir kelimeyle tefsir eder onu. Eğer mevsufe ise nekire bir kelimeyle tefsir eder onu. Buradaki ma'yı laflun diye tefsir etti, buradaki ma'nın mevsufe olduğunu anlamış olduk. Ayrıca el-kelam mutedadır, ma haberdir. Haberde asıl olan nedir? Gerektiren bir sebep olmadıktan sonra nekire olmasıdır. Ey laflun tadammene. Demek ki burada kelamın tarifinde cins olan veya cinsin yerinde olan nedir? Laflun. Yani lafızdan ibaret olduğuna göre el kelamu kelam nedir? Laflun bir lafızdır ki tadammene tadammun etti. Ey laflun tadammene. Buradaki lafızda maksat mevzu lafız kastediliyor. Doğru mu? Çünkü lafız bir mane vaz edilebilir. Lafız neydi? مَا يَتَلَفَظُ بِالْاِنْسَانِ قَلِّلًا كَانَ اَوْ كَثِرًا مُهْمَلًا كَانَ اَوْ مُسْتَعْمَلًا ama buradaki lafızda ne kastediliyor? Müstamel olan kastediliyor. لَفْظُنْ تَضَمَّنَ neyi tazamun etti? Kelimeteyni, iki kelimeyi tazamun etti. حَقِيقَةً اَوْ حُكْمًا bu iki kelime hakikaten olabilir, hükmen olabilir. Hakikaten hükmen kelimesi geride geçmiş miydi? Mesela unsur dediğimiz zaman iki kelimeyi hakikaten tazammun etmemiştir. Bir kelimedir ama kelamdır. Değil mi? Efendim adribu dediğimiz zaman, ensuru dediğimiz zaman bu da bir kelimedir. Ama hükmen iki kelimedir. Ensuru ene demektir. İdrib ente demektir. Şimdi arkadaşlar burada musannifin ibaresinde şöyle bir sıkıntı anlaşılabilir. Şimdi bir zarf var bir de mazruf var. Zarf ile mezruf aynı şey olabilir mi? Olamaz değil mi? Mezruf zarfın içindeki demektir. Zarf da o mezrufu kapatan demektir, kuşatan demektir. Zarf başka, mezruf başkadır. Doğru mu? Şimdi bir burada ma tadammene tazammun etti. Neyi kelimeteyin? İki kelimeyi tazammun etti. Şimdi burada bir mutazammin var, bir de mutazammen var. Doğru mu? Mesela Zeydun kaimunu anlatıyoruz diyelim. Zeydun kaimun nedir? Ma öyle bir kelamdır ki tazammene. Bu Zeydun kaimun tazammun etti. Oldu mutazammin. Neyi kelimeteyni? Zeyd ile kaimi. Zeydun kaimun ne oldu? Mutazammen. Burada mutazammin ile mutazammen aynı gibi olmuş oluyor değil mi? Yani zarf ile mezruf aynı olmadığı gibi mutazammin ile mutazammen aynı olmaması lazım. Fakat zahire baktığımız zaman mutazammin olan Zeydun kaimun, mutazammen olan Zeydun kaim. مَا تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْنِ iki kelimeyi tazamun etti. Şimdi burada arkadaşlar kelimeteyni tesniyesi atıftan kısaltılmıştır. مَا تَضَمَّنَ كَلِمَةً وَكَلِمَةً demektir. Bu nedir? Atfın kısaltılmışıdır. مَا تَضَمَّنَ فَرْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ كَرَّةً وَكَرَّةً demektir. Oradaki kerreteyni nedir? Atfın kısaltılmışıdır. Buradaki tesniye de atfın kısaltılmışıdır. مَا تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْنِ اَيْ كَلِمَةً وَكَلِمَةً peki, böyle olunca ne oluyor bakalım? اَيْ يَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا o iki kelimeden her biri oluyor. فِي ظِمْنِهِ o kelamın zımnında oluyor. O lafzın kelam olan, lafız olan kelamın zımnında oluyor. Şimdi arkadaşlar, فَالْمُتَضَمِّنُ İsme faalini okuyalım mı? Okumamıza gerek yok değil mi? Fel mutazamminu huvel mecmu'u burada mutazammin mecmu'udur. Vel mutazammenu mutazammen huve küllü vahidetin minel kelimeteyni iki kelimeden her biridir. Öyleyse işi böyle tevcih ettiğimiz zaman fela yelzemu ittihaduhuma
bunların ittihadi lazım gelmez. Mütezammin ile mütezammenin ittihadi lazım gelmez. Şimdi arkadaşlar, burada mütezammin hangisidir? Zeydün kaimun kelamdır ya, bu mütezammindir. Mütezammen hangisidir? Mütezammen Zeyd bir mütezammendir. Kaimun bir mütezammendir. Mütezammin hepsidir. Mütezammen ise her biridir. Onun için kelimeten ve kelimeten atıftan ihtisar etmiştir. Ferci'il basara kerrateyni yenkalib de olduğu gibi. El kelamu ma tezammene kelimeteyni bil isnadi. İsnad ile beraber iki kelimeyi tezammun edendir. Peki bu bil isnadi, İbn Hacib böyle söylemiş. Cami buradan Abdurrahman el-Cami Hazretleri nasıl anlamış? Ey tadammunen hasılen bi sebebi isnadi ihdel kelimeteyni iler uhura. Şimdi arkadaşlar, dikkatinizi çekmek için söylüyorum. Şimdi bu bir metin üzerine yapılmış nedir? Bir şerhtir. Tefsirlerin her birisi de Kur'an metni üzerine yapılan nedir? Şerhtir. Şimdi diyelim ki, burada yapmış olduğu şerhte bir şeyleri anlatmak istiyor bize. Aynı şey tefsirde de geçerlidir. Fıkıhta metinler var, bir de metinlerin nesi var? Haşiye ve şerhleri var. Metinde kullanılan ifadelere getirilen şerh ve haşiyelerde o metindeki muradı anlatmak içindir. Tefsirler ayetteki muradı anlatmak için, buradaki şerhte şu buradaki metin anlatmak için. Şimdi ma tadammene kelimeteyni bil isnadı. Biz mana verip ne deriz? Ma öyle bir lafızdır ki tazamene tezamun etti kelimeteyni, iki kelimeyi neyle bir isnadı? İsnadı iki kelimeyi tazamun etti, oldu bitti. Yani anlaşıldı zannederiz. Ama edip bir insan nazarıyla baktığın zaman bunu nasıl tefsir ediyor, nasıl anlıyor bil isnadiye baktığı zaman tazammunen hasilen bi sebebi isnadi ihdel kelimeteyni ilel uhra. Burada bir defa musannif hasılen bi sebebi dediği zaman bil isnadi zarfı, zarfı mustakardır. Efale ammeden bir şey takdir etti. Doğru mu arkadaşlar? Zarf, zarfı mustakardır. Ayrıca bil isnadeki bağ nedir? Sebebiyedir. Doğru mu? Buradaki zarfın da zarf mustakar olduğuna, bağının da sebebi olduğuna ne yapmış oldu? İşaret etmiş oldu. Peki buradaki bağ ilsak için olabilir mi? El kelimetu, el kelam, kelam nedir? Ma öyle bir şeydir ki tadammene tezammun etti. Neyi tezammun etti? Kelimeteyni, iki kelimeyi mulsakan bil isnadi. İsnada mulsak olduğu halde ilsak için de olabilir. Eğer ilsak için olursa o zaman zarfı mustakar değil, zarfı lağv olur. Ayrıca ma tadammene kelimeteyni bil isnadi tadammunen, o tazammun bil isnadi, tazammunen öyle bir tazammun ile tazammun edecek ki bil isnadi, bir sebebi isnadi ihdel kelimeteyni ile kuran. Yani iki kelimeden birini diğerine isnat sebebiyle hasıl olan bir tazammun olacak. Gulam-ı Zeyd'in de iki kelime bir araya gelmiş ama bil isnadi değil. Yani bir sebebi isnadi ihdel kelime, bu Gulam-ı Zeyd'in de Gulam ile Zeyd'in bir araya gelmesi birisini öbürüne isnat sebebiyle midir? Gulam-ı Zeyd'in izafet var ya, yani Zeyd'ün kaimun de Zeyd ile kaimi bir araya niye getirdik? Birisini müsned, birisini müsned ile yapmak için. Ama Gulam-ı Zeyd'in de öyle değildir. Değil mi? Yani Yusuf kaç türlü terkibimiz vardı? Terkib-i isnadi vardı, değil mi? Terkib-i izafi vardı. Terkib-i ta'dadi vardı. Terkib-i savuti vardı. Terkib-i mezci vardı. Terkib-i vasfı vardı. Yani bunların hiçbirisinde isnat yok. Sadece bir tanesinde isnat var. Cümle olanlarda. Zeydun kaimun gibilerde terkibi isnad. Yani o gibi yerlerde Zeydun kaimun gibi veya Nasara Zeydun gibi müsned ve müsnedi ileyh olan yerlerde ne olmuş oluyor? Ma tazammene kelimeteyni bil isnad olmuş oluyor. Buradaki tazammun hasulun bi sebebi isnad ihdel kelimeteyni ilel uhra. Peki vel isnadu isnad nedir? Bil isnadı dedi ya. Vel isnadu isnad nedir? Nisbetu ihdel kelimeteyni, iki kelimeden birisini nispet etmektir. Hakikaten, hakikaten olan iki kelimeden birisini nispet etmektir. Ev hükmen veya hükmen olan iki kelimeden birisini nispet etmektir. İlel uhra. Yani kelime deyince burada hakiki de olabilir,
hükmü de olabilir. Hakiki veya hükmü olan iki kelimeden birisini nispet etmektir. Nereye? İlel uhra. Diğerine nispet etmektir. Behaytü öylesine nispet ki yufidül muhatabı, muhatabı ifade eder. Faideten, tammeten, tam bir faide ifade eder. Öyle faide-i tamme ki bu oranın tefsiridir arkadaşlar. Bu vasıf ne için gelmiş? Tefsir için gelmiş. يَصِحُ السُّكُوتُ عَلَيْهَا Onun üzerine sükût sahihtir. Faide-i tamme ne demek? يَصِحُ السُّكُوتُ عَلَيْهَا Üzerine sükût sahih olacak şekilde. Şimdi arkadaşlar, mesela غُلَامُ زَيْدٍ dediğimiz zaman غُلَام ile زَيْد arasında nispet var mı? Arkadaşlar, nispet isnada göre cinstir. Her ilişkiye nispet denir. Muzaf ile muzaf ile arasındaki ilişkiye nispet denir. Fiil ile meful arasındaki ilişkiye nispet denir. Fiil ile fail arasındaki ilişkiye nispet denir. Tamam? Nispet cinstir. Yani nispet umumidir, isnad nedir? Hususidir. Diyor ki vel isnadu nisbetu ihdel kelimeten ile uhra. Tarifte ne yapıyor? Cins bir kelimeyi kullanıyor. Nispettir diyor. Bir kelimeyi öbürüne nispet edeceksin. Bi haytu öyle ki yufidul muhatabe faideten tammeten. Faideyi tamme ifade edecek. Bu ancak faide-i tamme sadece terkib-i isnadidedir. Nasıl mesela Zeydun kaimun diyorsun, mesela anlaşıldı. Yesihhu sükutu aleyhdir. Yani Zeydun kaimun dersin, uyuyabilirsin. Nasara Zeydun dersin, caa Zeydun dersin, uyuyabilirsin. Yani yesihhu sükutu aleyhdir. Mesela anlaşılmış oluyor. Ama gulam-ı Zeydun dediğin zaman, Zeydun kölesi hüküm vermedin ki. Bu da yesihü sükutu aleyh. Ne oldu derler. Sorar adam. Gulam-ı Zeyd ne oldu? Öldü mü? Geldi mi? Gitti mi? Fekavluhuma ma sözü tarifteki nedir? Ma tadammene dedi. Umay ne diye tefsir etmiştik biz? Lafız diye tefsir etmiştik. Fekavluhuma tarifteki ma lafzı sözü yetenavelül muhmelati vel mufredati vel murakkebati el kelamiyyete vel gayret ve gayrem vel gayrem ve gayr ve gayrel kelamiyeti. Evet. Şimdi arkadaşlar lafız deyince el kelamı kelam nedir? Ma öyle lafızdır deyince lafız ne demekti? Efendim ma yetelaffazu bil insan qalilen kana ev kesiren muhmelen kana ev mustamelen. Buradan anlıyoruz ki oradaki lafızdan ma'dan kastedilen mutlak lafızdır. Mutlak lafız olunca diyor, muhmelleri de içerisine alıyor, müfredleri de içerisine alıyor, mürekkepleri de içerisine alıyor. Bu mürekkepler ister kelam olsun, ister gayri kelam olsun. يَتَنَابَلُ الْمُهْمَلَاتِ وَالْمُفْرَدَاتِ وَالْمُرَكَّبَاتِ الْكَلَامِيَّتَ وَغَيْرَ الْكَلَامِيَّتِ Doğru mu? وَبِقَيْدِ تَضَمَّنَ الْكَلِمَتَيْنِ El kelimeteyni mi? Kelimeteyni. Bu da matbaa hatası var bizde. Ve bi kaydi tazammene kelimeteyni iki kelimeyi tazammun etti deyince haracetil muhmelatu muhmellere kelime denir mi? Denmez. Vel mufredatu müfredler de çıktı, müfredler de kelime denmez. Ha, kelimeteyni dediği zaman müfred olanlar çıkmış oldu. Haracetil muhmelatu vel mufredatu iki kelimeyi tazammun etti deyince müfred olanlar çıkmış oldu. Ve bi kaydil isnadi bil isnadı kaydıyla da haracetil murakkebatu el gayrul kelamiyeti. Doğru mu? Benim burada gayrul kelamiyeti yazmış. Matbaa hatası fazla olduğu anlaşılmıştır. Ve bi kaydil isnadı isnad kaydıyla haracetil murakkebatu murakkepler çıktı. El gayrul kelamiyeti. Kelami olmayan, çünkü bil isnad, isnadla olacak dedi, isnadsız olanlar çıkmış oldu. Mislu gulam-ı Zeyd'in وَرَجُلٌ فَاضِلٌ Şimdi arkadaşlar, ilmi olarak buraya okurken مِثْلُ غُلَامْ زَيْدٍ demem lazım. غُلَامْ زَيْدٍ demem lazım. Çünkü غُلَامْ cümlede vakı olmadığı için غُلَامْ زَيْدٍ, غُلَامُ desem kim refetti, غُلَامَ desem kim nasbetti, غُلَامِ desem kim icretti. مِثْلُ مُزَافِلِي diyeceksin ama burada قَوْلٍ مَقُولُ şeydir burada. مِثْلُ غُلَامْ زَيْدٍ Şimdi Gulam Zeyd'in dediğimiz zaman arkadaşlar burada bir iki kelime vardır ama isnat yoktur. Mesela racülün fâdülünde sıfat mevsuf olarak baktığımız zaman olaya racül fâdülde iki kelime vardır ama bu terkibi vasfidir ne değildir? Terkibi isnadi değildir. Bunlar tariften çıkmış oldu. Ve bakiyet kaldı el murakkebatül kelamiyyetu
kelami olan mürekkepler kalmıştır. Sevaun kânet haberiyeten, ister haberi olsun. Mislu darabe zeydün ve darabet hindün ve zeydün kaimun. Cümle-i fiiliye de misal verdi müzekker ile müennesiyle. Bir de cümle ismiye misal verdi. Ev inşaiyeten, isterse inşai olsun. Mislu idrib ve la tadrib. İdrib de la tadrib de iki kelime var mı arkadaşlar? Hükmen iki kelime var. Dolayısıyla bunlar tarifin içerisinde kalmışlardır. Fe inne külle vahidin minhuma, cümle-i haberiye ve cümle-i inşa eden her biri nedir? Tazammene kelimeteyni, tarife uyuyor. İki kelimeyi tazammun etmiştir. İhdâhuma melfûlatun idrib la tadrib de. Ne yapmıştır? Birisi melfuzdur, idrib la tadrib. Vel uhra menviyetun idrib ente la tadrib ente. İki kelimeyi tazammun etmiştir yani. Ve beynehuma ve aralarında vardır isnadun idrib ile ente arasında, la tadrib ile ente arasında isnat vardır. Dolayısıyla tazammene kelimeteyni bir isnadı olmuştur. Öyle isnat ki yufidül muhatabı faideten tammeten, faide-i tamme ifade eder. Faide-i tamme neydi? Yasihü sükutu aleyhiydi. Ve haysu kânetil kelimetâni, ma tazammene kelimeteynideki o iki kelime olunca اَعَمَّ مِنْ اَنْ تَكُونَا كَلِمَتَيْنِ حَقِيقَةً اَوْ حُكْمًا. Biz ne dedik? Burada iki kelimeyi tazammun edecek deyince buradaki iki kelime hakikaten olabilir, hükmen olabilir. Yani genel bir anlamda bunu kullandık. دَخَلَ فِي التَّعْرِيفِ مِثْلُ زَيْدٌ اَبُوهُ قَائِمٌ اَوْ قَامَ اَبُوهُ اَوْ قَائِمٌ اَبُوهُ. Şimdi زَيْدٌ اَبُوهُ قَائِمٌ مَا تَضَمَّنَ كَلِمَتَيْنِ midir? Ne kelimeteyni be? Üç tane kelime var orada. Hatta dört tane kelime var. قَامَ اَبُوهُ veyahut da قَائِمٌ اَبُوهُ فَاِنَّ الْاِخْبَارَ فَاِنَّ الْاَخْبَارَ haberler fiha bunlarda مَعَ اَنَّهَا مُرَكَّبَاتٌ. Şimdi mesela Zeydün kelamın bir kısmı. اَبُوهُ قَائِمٌ öbür kısmı. Şimdi bu ikincisi kelimeteyni dediğin Zeydün kelimedir ama اَبُوهُ قَائِمٌ kelime değil ki. Mürekkep olunca o tariften çıkmış olması lazım. Mesela Zeydün, قَامَ اَبُوهُ dediğim zaman Zeydün bir kelimedir ama قَامَ اَبُوهُ kelime değildir. İkisi kelime değildir yani. Haberin bir tarafı, yani müsned tarafı var, müsned ileyhi tarafı var. Bir tarafı kelimedir, öbür tarafı kelime denmez mürekkep olduğundan dolayı. Biz diyor kelimeyi hakiki ve hükmü olarak alınca bunlar tarife girmiş olur. فَاِنَّ الْاَخْبَارَ fiha, burada haberler, مَعَا اَنَّهَا مُرَكَّبَاتٌ mürekkep olmakla beraber fi hükmü kelimetil müfredeti müfred kelime hükmündedir. Ani qaimel ebi. Qaimel ebi'yi kastediyorum. Yani Zeydun ebuhu qaimun, Zeydun qaimul ebi demektir. Qaimul ebi de kastedilen qaimdir. Eb sadece efendim izafet için gelmiştir. Yani ayakta olanı beyan etmek için gelmiştir. Veyahut da bazıları der ki burada Zeydun قَائِمُنَ بُهُ زَيْدٌ ذَا demektir. Şudur yani. Şu. ذَا. Bir kelime yapmak istersen ona ذَا dersin. Yani babası ayakta olandır. Evet. وَدَخَلَ ف۪يهِ اَيْضًا. Bu da tarife yine girmiş oldu. مِثْلُ جَسَكُنْ مُهْمَلٌ. Şimdi arkadaşlar, جَسَكُنْ مُهْمَلٌ ne demektir? Cesek kelimesi Arapçada bir manaya vaz edilmemiştir demektir. Doğru mu? Cesekul muhmelun. Peki cesek kelime midir arkadaşlar? Muhmel olduğuna göre kelime değil. Şimdi cesekul muhmelun iki kelimeden oluşmuştur. Fakat birisi kelime değil. Fakat cesekul muhmelun kelam mıdır? Kelamdır. Nasıl öldü? Ne diyeceğiz burada? Ve deyzun meklubu zeydin. Deyz, zeydin tersidir. Zeydi tersine yazarsan deyz çıkar karşıda. Peki deyz lafız mıdır? Lafızdır. Kelime midir? Değildir. Deyzün meklubu zeydün cümle midir? Kelam mıdır? Kelamdır. Ama burada iki kelime diyorsun. Deyz kelime değildir. Nasıl olacak? Ma'annel müsned ileyhi fihima. Her ikisinde müsned ileyhi. Cesek ve deyz. Muhmelün muhmeldir. Dolayısıyla kelime değildir. Leyse bir kelimetin. Peki nasıl tarife giriyor bunlar? Fe innehu fi hükmü hâdel laflu. Hâdel laflu hükmündedir. Cesekun muhmelün. Hâdel laflu muhmelün demektir. Deyzün meklubu zeydin, hâdel leflu meklubu zeydin demektir. Bu teville beraber kelime yapılıyorlar ve dolayısıyla
kelimenin tarifine şey affedersiniz kelamın tarifine girmiş oluyorlar. Şimdi arkadaşlar kelam ile cümle arasında fark var mı yok mu? Musannif burada hangi tarafa meyletmiştir? Carullah Zemahşeri'ye göre kelam ile cümle arasında fark yoktur. Her cümle kelam, her kelam da cümledir. Aralarında fark yoktur. Bazılarına göre efendim kelam ile cümle arasında fark vardır. Nedir? Umum husus meselesi var. Her kelam cümledir ama her cümle kelam değildir. Yani isnat varsa mutlaka cümledir. Kelam olması için başka bir şey daha lazım. Ne lazım başka bir şey olması? Yani faide-i tamme maksud lizatihi olma şartı var mı yok mu? Maksud lizatihi olma şartı var mı yok mu? Efendim fark diyenler maksud lizatihi olma şartını koşarlar. Fark yok diyenler zaten her cümleye kelam, her kelama da cümle diyorlar. Bunu açıklayacak şimdi. İ'lem bil ki enne kelamel musannifi, musannifin kelamı zahirun açıktır fi enne nahve darabtu zeyden kaimen, darabtu zeyden kaimen bi mecmu'ihi kelamun ha. Burada şimdi bir başka şey söylüyor. Benim biraz önce söylediğimi değil. Burada söylediği şudur. İzharda da terkip yaparken zannedersem siz de öyle yapmışsınızdır. Mesela darabe zeydun amran yevmel cumati terkibini yaparken darabe fiildir, zeydun failidir, fiil fail cümle. Cümlesi cümleyi fiiliyedir diyorduk. Doğru mu? Doğru mu? Darabe müsnettir, zeydun nedir? Müstedileytir. Amran fazladır kelamda, yevmel cumati kelamda fazladır. Yani burada cümle hangisidir? Darabe zeydundur. Amran yevmel cumati onları biz fazla diyorduk. Acaba darabe zeydun amran yevmel cumati hepsine birden mi kelam diyelim? Yoksa sadece darabe zeydüne mi kelam diyelim? Musannif'in ifadesinden anlaşılan nedir? Darabe zeydün yevmel cumati hepsine birden kelam diyoruz. Çünkü ma'tadamene kelimetini darabe zeydün amren isnatla iki kelime içerisinde bulundurdu mu? Bulundurdu. Tamam buna kelam diyoruz. İ'lem enne kelamel musannifi zahirun fi enne nahve darabtu zeyden kaimen. Darabtu zeyden kaimen de darabe fiil tufailidir. Bir de zeyden kaimen iki ilavesi daha var burada. Müsned ve müsnedilin dışında. Bi mecmu'ihi nedir? Kelamun kelamdır. Bi hilafi kelami sahibil mufassali. Sahibil mufassalin kelamı öyle değildir. Yani Carullah Zemahşeri haythu kâle şöyle dedi. El kelamu huvel murakkebu min kelimeteyni. Huvel murakkebu min kelimeteyni. Arkadaşlar bakın burada ne yapmış? Huvel murakkebu, mübteda haber ikisini de marife yapınca iki kelimeden mürekkep olması lazım. Üç olmayacak. Huvel murakkebu min kelimeteyni. Burada hasır yapmıştır. Efendim, min kelimeteyni usnidet ihdâhuma ilel uhra. Birisi diğerine isnat edilen iki kelimenin ta kendisinden ibaret. Ta kendisi olunca o zaman darabtu ne oldu? Darabtu zeyden kaimendeki darabtu kelam oldu. Zeyden kaimen fazla olmuş oldu. Musannif'in ifadesinde ise iki kelimeden ibarettir. Neyse yoktur. Öyle bir açıklama var mı? Yok. Mufassal'ın ibaresinde var mı? Huvel murakkebu diye. Elif, lam, mübteda haber her ikisini marife getirmesinden bu anlaşılıyor. Fe innehu sarihun. Carullah Zemahşeri'nin mufassaldaki bu ifadesi sarihtir. Fi ennel kelamu huve darabtu. Sadece darabtudur kelam. Vel mutaallekatu haricetun anhu. Mutaallekler kelamdan hariçtir. Onlara ne diyoruz? Fazla diyoruz. Bu bir mesele. İkinci mesele şimdi kelamla cümle arasındaki fark meselesine geldik. Su'lem fümme alem. Yine bil ki enne sahibel mufassali, sahibul mufassal Carullah Zemahşeri ve sahibel lübab, lübab sahibi her ikisi zeheba ila teradüfil kelami vel cümleti. Kelam ile cümlenin elfaz-ı müteradif eden olduğuna sahip olmuşlardır. Yani her cümle kelam, her kelam cümledir. Bunlar arasında müsavat vardır. Beşer ile insan gibidirler. ثُمَّ عَلَمْ اَنَّ صَاحِبَ الْمُفَصَّلِ وَصَاحِبَ الْلُبَابِ ذَهَبَ اِلَى تَرَادُفِ الْكَلَامِ وَالْجُمْلَةِ وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ اَيْضَا يَنْظُرُ اِلَى ذَٰلِكَ. Musannifin kelamı da ona meylediyor, ona bakıyor. فَاِنَّهُ Nereden anlıyoruz müteradif olduklarını meylediyor?
فَاِنَّهُ قَدْ اِكْتَفَى ف۪ي تَعْرِفِ الْكَلَامِ Kelamın tarifinde iktifa etti. بِذِكْرِ الْاِسْنَادِ مُطْلَقًا Bil isnadi dedi. Maksud lizati kaydını koymadı. İsnad zaten kelamda, cümlede, hepsinde var. Bil isnadi kaydını koyup bunu maksud lizati kaydıyla kayıtlamayınca bundan onu anladık. وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِكَوْنِهِ مَقْصُودًا لِذَاتِهِ bil isnadi maksuden lidatihi kaydıyla kayıtlamadı onu. Ve men cealehu ahassa kelam cümleden daha ahastır diyen, kelamı cümleden daha hususi yapan, yani her kelam cümledir ama her cümle kelam değildir diyen ahassa minel cümleti kayyedehu bihi onu ne yapmıştır? Maksud lizatihi kaydıyla kayıtlamıştır. فَحِينَيْذٍ يَسْتُقُ الْجُمْلَةُ عَلَى الْجُمَلِ الْخَبَرِيَّةِ فَحِينَيْذٍ buna göre يَسْتُقُ sadık olur el cümletu cümle ifadesi عَلَى الْجُمَلِ الْخَبَرِيَّةِ الْوَاقَعَةِ اَخْبَارًا اَوْ اَوْصَافًا haber vakı olan veyahut da sıfat vakı olan cümlelere cümle denir ama bi خِلَافِ الْكَلَامِ kelam denmez. Yani زَيْدٌ قَامَ أَبُوهُ دَ قَامَ أَبُوهُ maksud lizatihi midir? Değildir. Ona cümle denir ama kelam denmez. Cani raculun kâme ebûhu de. O kâme ebûhu sıfattır. Kâme ebûhu ne değildir? Maksud lizatihi değildir. Evet. Yani cümle vakı olan cümle eğer yani isnat arasında bulunan iki kelime ki cümle diyoruz ona. Eğer maksud lizatihi ise kelamda denir ona. Hem cümledir hem kelamdır. Ama maksud lizatihi değilse o zaman ona cümle denir, kelam denmez. Terkipte haber vakı olan cümleler mübteda içindirler. Maksud lizatihi değillerdir. Sıfat vakı olan cümleler mevsuf içindirler. Maksud lizatihi değillerdir. Dolayısıyla onlara kelam denmiyor. Ne deniyor? Cümle deniyor. Arkadaşlar isnatta yısıhü sükûn mesela اِنْ جَاءَكَ زَيْدٌ فَاَكْرِمْهُ Zeyd sana gelirse ona ikram et. Burada iki tane cümle var. Doğru mu? Şart cümlesi, ceza cümlesi. Şart kelamı, ceza kelamı denmiyor ona. Şart cümlesi, ceza cümlesi. Peki şart cümlesi üzerine يَصِحُ السُّكُوتُ عَلَيْهِ midir? Halbuki isnadın tarifinde يَصِحُ السُّكُوتُ عَلَيْهِ olması lazım. Burada da arkadaşlar olayı şöyle değerlendirmek lazım. اِنْ جَاءَكَ زَيْدٌ Zeyd sana gelirse. Burada müsned hangisidir? Câe. Müsned-i ile hangisidir? Zeydün. Câe Zeydün de يَصِحُ السُّكُوتُ عَلَيْهِ midir değil midir? يَصِحُ السُّكُوتُ عَلَيْهِ'dir. Burada يَصِحُ السُّكُوتُ عَلَيْهِ olmasına engel olan nedir? Şart edatının bulunması. Şart edatının bulunması. O zaman yani müsned ile müsned-i ile arasında baktığımız zaman يَصِحُ السُّكُوتُ عَلَيْهِ'dir. Şart edatından sonra maksud lizati olamıyor. Çünkü şart cezaya, ceza da şarta bağlıdır. Onun için bunlara ne demiyoruz? Kelam diyemiyoruz. Ne diyoruz ya? Cümle diyoruz. Ve fi ba'dil havâşi, bazı haşiyelerde, havâşi dedi burada, İbn-i Hacib kendisi yazdığı kafi üzerine haşiyeler yazmış. Yani metni yazdıktan sonra kenarında açıklamalar yapmış yani. Musannifin kendi haşiyelerini kastediyor. Ve fi ba'dil havâşi, ennel murâde bil isnâdi, isnâd ile murad, huvel isnâdül maksûdü lidâtihî. Yani bazı haşiyelerde diyor ki مَا تَضَمَّنَا كَلِمَتَيْنِ بِالْاِسْنَادِ Buradaki isnattan اَلْمُطْلَقُ يُسْرَفُ عَلَى كَمَالِهِ kuralınca ben isnad-ı kamili kastettim. İsnad-ı kamili kastettiysem hangi isnattır bu? Maksud lizatihi olan isnattır. Maksud lizatihi olan isnattır. وَحِينَيْذٍ Eğer isnattan maksud lizatihi olan isnadı kastedersek يَكُونُ الْكَلَامُ عِنْدَ الْمُصَنِّفَ اَيْضَا اَخَصَّ مِنَ الْجُمْلَةِ Musannife göre de ne olmuş olur? Kelam cümleden daha hususi olmuş olur. Yani ilk bakışta sanki kelamla cümle arasında fark yok gibi anlaşılıyor ama eğer isnattan maksat ki bazı haşiyelerinde kendisi böyle bir not düşmüş, isnattan maksat maksud lizatihi olan isnaktır. Mutlak kemaline masruftur. İsnadın mutlakı hangisidir? Kamili hangisidir? Maksud lizatihi olandır. Öyle olunca kelam olabilmesi için maksud lizatihi olması lazım. Demiş oluruz. Böyle deyince de kelamı cümleden ayırmış oluyoruz. Kelamla cümle elfaz-ı muteradif eden midir? Musannifin sözü ona meyletse de haşiyelerinden anlaşıldığına göre
arada fark vardır diyenleri diyenlerin safında da yer almış olabilir. Havaşi'de yapmış olduğu, atmış olduğu kayda göre, nota göre. Evet arkadaşlar, burada kalmış oluyor. Var mı dersle ilgili soracağınız? Mübhem olan, muğlak olan, anlaşılmayan yer. Buyurun. Hocam, hadesin tarifini tekrar söyleyebilir misiniz? Hadesin tarifini. Bir zaman, hades ve şeye delalet eder. Fiil üç şeye delalet eder. Zaman, hades, nisbet. Hades o fiilin kendisidir. Mastardır. Her fiilin mastarı hadestir. Mesela diyelim ki ca'enin hadesi nedir? Meciyet, gelmek işi. Darabenin hadesi nedir? Darp işidir. Fiil üç şeye birden delalet eder. Zamana, hadese, nispete. Fiil maddesiyle beraber hadese delalet eder. Heyetiyle beraber neye delalet eder? Zamana delalet eder. Fiil ikisine delalet ettiği zaman tabii olarak bir fiil olduğuna göre bunun bir faile ihtiyacı var, nispete de delalet eder. Dolayısıyla fiilin manasında hades, zaman, nispet mazmundur. Tamam?